Böyle kalıcı üs bölgeleri yurt içinde, geçiciler yurt dışında. Zaten kalıcı olamazsınız yurt dışında. Çünkü madde 51'e dayanmış bir hukuken burada yaptığımız harekat var, operasyon var terörle mücadele kapsamında. Ama geçici statüsünde olsa bile bu bölgelerde çevre emniyetinin sağlanabileceği koruganlar var, mevziler var, kapalı mevziler var, ağır silahlar var. Çok detaya da girmek istemiyorum. Gündüz ve gece görüş imkanları çok yüksek. Keşif olanakları SİHA'larla ve İHA'larla çok 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 yüksek. Diğer veriler zaten Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından ya da Genelkurmay Başkanlığı tarafından ya da bakanlık tarafından ya da diğer bakanlıklar tarafından doğrudan buraya aktarılıyor. Yani yaşam koşulları ya da bir şekilde teknik imkanlar oldukça yüksek. Tek handikap dediğim gibi mutlaka burada keşifte bir sıkıntı olmuş olabilir. Çünkü eylem yapacak olan örgüt mensupları özellikle Metina gibi bölgede sıfır risk alır. Yani eylemi hiçbir keşifte istismar edebileceği hassas bir yer bulamazsa eylemden vazgeçebilir. Onun hesabını vermesi kolay. Ama bir şekilde burada bakın iklim de dahildir bu istismar edecek konulara. Yani sadece birliklerin bir takım sorunlarından bahsetmiyorum. Koşullar da yani hava koşulları da istismar edilecek bir hassas noktadır. Onu istismar ediyorlar daha çok. Ve bölgedeki bütün imkanlar genellikle askeri zirveye yerleşir birlikler. Yani topografik zirveye değil, onun biraz daha aşağısına vadi tabanlarını görmek için aşağı doğru inerler. Yani normal zirveden, topografik zirveden aşağıda yerleşirler ki her tarafı görsünler. Bir de bu bölgelerde bu imkanların yanında gezici birlikler vardır. Bu geçici üs bölgesinin etrafında bir tim ya da iki tim her gün periyodik olmayacak şekilde gezici bir takım kol harekatları icra ederler ve üs bölgesinin emniyetini dışarıdan sağlarsınız. Hocam biz bölgeyi Çok büyük konuşmaya ihtimalle devam o edeceğiz. gezici birliklerin teması sonucunda ilk ateşte şehitlerimiz verdikte ben değerlendiriyorum açıkçası. Şimdi çok önemli bilgiler bunlar. Yine açalım, konuşmaya devam edelim. Sizi Peki. alalım yerinizde. Çok Yani teşekkür neden buradayızın ediyorum. cevap